Düşünce Merkezi YouTube kanalının değerli izleyicileri, bir kitaphane sohbetleri programımıza da hoş geldiniz. Bu programa ilk başladığımda bu programı kıymetli yazar Demet Yener ile birlikte yapacağımızı söylemiştik. Nihayet o an geldi, kendisi aramızda. Demet Yener, Milli Düşünce Merkezi'nin editörüdür. Aynı zamanda da birçok değerli kitabı bulunmakta. Kıymetli de bir kalemdir kendisi. Kendisine sizler adına hoş geldin diyorum ve kendisini sizlere tanıtmasını rica ediyorum. Demet Yener, hoş geldin aramıza. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bazı teknik problemlerden aranıza katılamamıştım. Çok üzgündüm. Burada olduğum için çok mutluyum. Ben felsefe mezunuyum. Felsefe öğretmenliği yaptım yıllarca. Özel sektördeydim. Ancak daha sonra fark ettim ki benim içimde daha başka aşklar da var. İşte Türk tarihine, Türk mitolojisine olan ilgim kabardı. Yazma yeteneğimle birleşti derken iki tane roman yazdım. Hep bunlar Türk mitolojisi ve Türk tarihiyle ilgiliydi. Sonra baktım ki olmuyor, boş duramıyorum. Şey yapmaya başladım, yüksek lisans istedim. Önce dil eğitimimi tamamladım, yüksek lisansa başladım. Balkanlar üzerine yüksek lisans yapıp Bosna üzerine ben de bir tarihi inceleme yaptım romanlarla beraber. Bunun üzerine makalelerle devam etmeye çalışıyorum. Bu aşk kabardıktan sonra da Milli Düşünce Merkezi'yle tanıştım zaten. Onlarla da bir süredir beraber yürüyoruz. Çok güzel bir aileyiz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hazır söz konusu Balkanlar ve Bosna olmuşken bugünkü konumuz ve konuğumuzu da yavaş yavaş davet etmekte fayda var. Bugün Türkolojinin duayen ailesi Ercilasunlardan bir ismi konuk ediyoruz. Profesör Doktor Bilge Ercilasun. Hoş geldiniz. Bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Biz de iyi. Ben de iyi. Bugün kitaphane sohbetleri programımızda Bilge Ercilesun ve onun önemli çalışması olan Bir Vatan Kaybettiler, Balkanların Fethi ve Kaybını ele alan romanlar üzerinde bir inceleme kitabı özelinde detaylıca keyifli bir sohbet gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Umarım sizler de bizim gibi bu programdan keyif alırsınız. Bilge Hocam, tekrar hoş geldiniz. Demet Hanım, sizle devam edelim. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin bu kitabınızı elime aldığımda oldukça hacimli olduğunu fark ettim. Hem tarihi bilgiyi hem bu tarihi bilgiyi veren romanlar hem bu romanların bir kronolojik sıralaması hem de bu kronolojik sıralamanın yanında bir de tematik inceleme yapmışsınız. Zannediyorum oldukça zamanınızı almıştır. Titizlikle hazırlandığı çok belli, çok güzel bir roman. Sizi böyle bir roman akışını takip ettiren, bu dönemi romanlar üzerinde incelemenizi sağlayan şey neydi? Öncelikle bunu öğrenebilir miyiz? Balkanları çok merak ediyordum ve Balkanlar benim için bir yaraydı içimde. Rumeli'yi kaybetmek hep bir yara olmuştur, hep bir üzüntü kaynağı olmuştur benim için. Fakat 2000 bu çalışmayı yapmamın iki sebebi, birkaç sebebi var beni buna iten. 2000'den sonra Türk romanında sebeplerden birincisi bu. Birisi 2000'den sonra Türk romanında büyük bir gelişme olduğunu fark ettim. 2021 yılına girdik. Son 9 senedir de emekliyim. Buna rağmen yeni çıkan romanları okumaya, hepsini birden okumaya fırsatım olmadı. O kadar çok roman çıkıyor ve bunlar her türde romanlar. Başlangıçta bu çeşitli romanlarda bizde niye fantastik roman yok, bizde niye tarih konulu roman yok diye hep eleştirirdik. Polisiye roman yoktu, macera romanı yoktu. Şimdi bu romanların her türünde adeta bir patlama diyebileceğimiz romanlar yazılıyor ve çoğu da çok güzel veya ortanın üstünde, orta seviyede Türkçeyi güzel kullanan romanlar oluyor. Balkanlar niye kaybettik? Niçin bunlar üzerinde roman yazılmıyor diye hep içimde bir ukde
kalmıştır. Hep de bunu konuşuyorduk arkadaşlarla. İlk romanı okuduğum zaman, ilk romanın tarihlerine baktım. Birisi Rumeli Benim'di. 2011 yılında basılmış. 2012 yılında da Hürriyet adlı Nur İçözü'nün romanı basılmış. İlk olarak bunlarla başladım ben okumaya. Yıllar geçti ama tabii bu 9 sene, 10 sene içinde devamlı bu kitapla meşgul olmadım. Bunları okurken Sarıkamış'ın 100. yılı geldi ve Sarıkamış'la ilgili romanların fazla yazıldığını gördüm ve araya o girdi. Onu yazdım. Onu o 2015 yılında Dergah Yayın Evi'nden çıktı şöyle. Burada da bu başlık altında hakikaten birbirini tekrarlayan 35 romanı fark ettim, gördüm. Sonra tekrar Balkanlara döndüğüm zaman aslında onun 35 roman değil 50'nin üzerinde olduğunu, fakat ben onları henüz okumadığım için değerlendirmediğimi gördüm. Hep böyle bir satırla, iki satırla Sarıkamış felaketinden bahsediyorlardı. Yıllar boyu başka şeyler araya girdi, başka yazılar araya girdi. Son bir buçuk sene içinde yazmaya başladım. Ama romanların özetleri, bir takım özetlerini çıkarmak ve plan üzerinde durmak benim hakikaten yıllarımı aldı. Ondan sonra yazı faslı çok kolay aşabildim onu. Zaten sayı olarak da çok fazla, 136 tane roman var burada incelediğiniz. Evet. Yani hepsi okunacak, özetlenecek, şimdi, tematik olarak ayrılacak. Evet. Zor bir süreç olmuş, evet. Ama güzel olmuş. Elinize sağlık tekrar. Sağ olun. 136 roman aslında biz üniversitede akademik çalışmayı roman seçerek yapmayı tercih ederiz. En iyi romanları, en edebi değeri en fazla romanları seçip 20 roman üzerinde çalışabilirdim. Ama benim burada göstermek istediğim bir başka şey vardı. Balkanların unutulmadığını, Balkanların yazar olan olmayan herkesin hafızasına, çığır altına nakşedildiğini, girdiğini ve bunun bir şekilde ailelerde yaşadığını göstermek istedim. Bu romanların büyük bir kısmı tanınmış yazarların romanları değil. Ailelerin romanları. Yani herhangi bir yazar, öğretmen, asker veya başka bir meslekte olan bir eli kalem tutan bir kimse, Balkan'dan gelen bir torun, üçüncü nesil, ikinci nesil, dördüncü nesil önce duyarak anlamış, öğrenmiş. Ondan sonra da bunları yazıya geçirmiş ve bunların ölümsüzlüğünü sağlamış. Bunların hepsini birden göstermek istedim. Onun için sayı kabardı. Oldukça fazla yaşanmışlık var. Belli zaten hep hayat hikayeleri üzerinden gidiyor. Evet. Ama bununla beraber hem dönemi çok güzel anlatıyor, yaşanan olayları anlatıyor. İşte ne bileyim, insanların, toplumların birbirine tutumlarını, kültür seviyesi arasındaki farkları, askeri sistemleri, evet, İstihdam politikası. Yani aslında başlı başına bir tarih kitabı yazmış gibisiniz bakıldığı zaman. O dönem çok ayrı. Ciddi de bir terminoloji sorgulatıyor kitap. Ben bu kitabı ilk okuduğum zaman hocamın giriş kısmında bazı yerlerde Osmanlı ibaresini kullandığını gördüm. Bazı yerlerde de Türkiye ibaresi kullandığını gördüm. Ben de anne tarafım bir Balkan göçmeni. Balkan Savaşları döneminde Anadolu'ya gelen ve iskan edilenlerden. Yani dördüncü kuşak, bir tarafım Balkan göçmeni. Hep ben şunu gözlemlerdim. Dördüncü kuşak, beşinci kuşak, üçüncü kuşak Balkanları aidiyette biraz, yani aidiyet olarak biraz sorun yaşıyor. Çok içinde hissedemiyor. Sonra Bilge Hocam'ın bu kitabını inceledikten sonra aslında ben de öyle olmadığını gördüm. Bunun
kavramlardan kaynaklandığını fark ettim. Şöyle ki, Bilge Hocam Osmanlı dediği zaman Balkan coğrafyasını çok içimde hissedemiyorum. Ama ne zaman ki Osmanlı yerine Türkiye yazdığını görüyorum, o zaman onu içimde hissediyorum. Yani biz Türkiye kavramının Anadolu coğrafyasıyla sınırlandırmışız. Bu kitap bana onu gösterdi. Türkiye kavramı Anadolu coğrafyasıyla sınırlandırılamayan, çok daha geniş bir coğrafyayı kapsayan bir terim. Galiba bu Bilge Hocam'ın değindiği şey, kavram yeni bir terminoloji sorgulaması da yapmamızı gerektiğini gösterdi bana. Yani tarih olarak, dönem olarak, siyasi olarak evet Osmanlı diyoruz ama Osmanlı'nın çok önemli bir bölümü de Avrupa'yı kapsıyordu ve Avrupa'da yaşayan çok ciddi bir Türk nüfusu vardı. Yani Osmanlı'nın nüfusu vardı. Biz bugün Balkanlar diyoruz. Avrupa Türklüğü dediğimizde algıladığımız şey çok farklı. Ama coğrafya olarak baktığımız zaman Osmanlı döneminde yaşayanlar da Balkan olarak adlandırdığımız yerdekiler Avrupa Türklüğü. Ama bugün Avrupa Türklüğü dediğimiz zaman 1950'lerden sonra göç etmiş kişileri zihnimiz canlandırıyor. Yani bana çok ciddi bir kavram ve terminoloji sorgulatması da yaptırdı. Yani romanların çok ötesine geçen bir kitap oldu. Bunu da eklemeden geçemeyeceğim. O zaman ben şöyle bir şey ekleyeyim. Osmanlı Devleti kendisine Osmanlı demiyor. Bütün belgelerde devleti Aliye diye Evet. geçiyor. Yüce Devlet diye. Osmanlı son 200 senenin yani 19 ve 20. yüzyılların yeni yazarlarının, yeni tanzimatçıların, ondan sonra gelen meşrutiyetçilerin çıkarmış olduğu bir tabir. Onun için İsmail Hakkı Uzun Çarşılı ve Enver Ziya Karal kitaplarını yazarken, tarih kitaplarını yazarken Osmanlı tabirini kullanıyorlar. Fakat Yılmaz Öztun'a Türkiye tarihini kullanıyor. Ben Yılmaz onu da anlatıyor kitabında. Ben onu kullanmak istedim. Tamamen. Fakat Türkiye ile karıştı bazen. Onun için Osmanlı demek zorunda kaldım. Yani Hocam aslında ben Türkiye onu okur. Cumhuriyeti ile karıştı. Karıştığını gördüğüm yerlerde Osmanlı tabirini kullandım. Ben onu çok net hissettim. Ben ama onu daha sizin kadar güzel ifade edemedim ama şöyle yorumladım. Dedim ki zihnimizde Osmanlı çok başka bir kavram, Türkiye çok başka bir kavram. Evet. Ne zaman ki Balkanlara aidiyet, hocamız Balkanlara aidiyet hissetmemizi istiyor, o zaman Türkiye kavramını kullanıyor. Ne zaman ki o kavram gerçeklikten kopmaya başlıyor, bu sefer hocamız Osmanlı kavramını kullanmaya başlıyor. Yani bunu fark ettim ve hakikaten beni yani bir edebiyat sahası içerisinden alıp çok başka bir yere götüren bir sorgulatma oldu. Hakikaten tarihe bakışımızda, edebiyata bakışımızda ciddi bir terminoloji ve kavram sorgulatmasına yol açılacak ve bunun üzerine yani bu kitabın bu kavram sorgulatması üzerine bile tezler çalışılması gerektiğine inandığım bir sorgulatma süreci oldu yani. Aynı O şey çok belirgin hissediliyor. Rumeli ve Balkanlarda da var. Bu da çok sorgulanıyor. Rumeli, Balkanlar ikisi birbirinin karşıtı değil. Karşı karşıya. Aynı şeyi karşılamıyor. Balkanlar bir coğrafya. Rumeli bizim geçmişimiz, bizim vermiş olduğumuz bir isim. Bu konu üzerinde Bilal Şimşir duruyor. Bilal Şimşir'in Rumeli'den Türk göçleri diye bir şeyi var. Belgeler kitabı var. Evet. Biliyorsunuz. Aha, aynı. Orada bu mesele üzerinde durur. Ve Rumeli'nin Balkanları neden karşılamadığını anlatır. Evet. Bir de Osmanlı Devleti aslında Rumeli de kuruldu. Yani
Rumeli'de o kadar yayıldığı zaman Erzurum daha Osmanlı Devleti'ne katılmamıştı. Anadolu'da Sivas'ın ötesine çok daha sonra geçilmiş oldu. Belli bir program o Rumeli'ye göre yapıldı. Ama sonra hepsi işte iki savaş içinde elden çıktı. Çok acı, ne yazık ki çok acı. Evet. Bir de savaşları kitaplardan okuyup işte şöyle bir savaş yaşandı, o savaşta şu kadar kayıp verdik, kazandık ya da kaybettik demesi çok kolay ama o ne yazık ki askerlerin dışında kalan hayat için baktığımız zaman yani halk için, o halkı oluşturan çocuklar için, kadınlar açısından vesaire baktığımız zaman o kadar çok bilinçaltlarına işlemiş ki bu romanlara falan da baktığımda gördüm. Yani çocukluğunda yaşadığı olaylar, işte o savaş sırasında ya da mübadele sırasında yaşadığı olaylar, torun sahibi olmuş bir adam da hala etkisini gösteriyor. Çok acı şeyler yaşandı. Ne yazık ki Evet. olmaması gereken çok şeyler yaşandı. İşte bir gece önce, bir hafta önce yan yana komşu olan insanlar bir gecede, bir haftada her neyse birbirine düşman haline geldi. Kanlı bıçaklı oldu. Hatta ben de bu kitap incelemeleri yaparken şeyle karşılaşmıştım. Öldürdüğünüz Türk'ün evi, arazisi, malı, mülkü her şey sizin olacak denilerek kandırılan köyler vardı, köylüler vardı. Bir anda bu insanların nasıl düşman olduğunu araştırırken Evet. görmüştüm bunu. Şaşa Evet. kalmıştım. Siz de karşılaşmışsınızdır böyle şeylerle. Mesela Demet Hanım, ben bununla ilgili çok güzel bir yine köyümden bir deyimleşmiş bir söz var. Daha doğrusu bir öğüt var. Mesela biz yemek çok israf ederiz ya. Annemin köyü şey olarak da muhacir köyü, yani devlet topluca getirmiş, orada isyan etmiş, bozulmamış. Ağız şive olarak da bozulmamış bir köy. Orada şöyle bir ifade kullanılır yemek israf edildiğinde. Hele de böyle pilav falan yeniyorsa, israf ediliyorsa, bir pirinç tanesi düşürürsen, yani onu israf edersen, 7 tane cami yaptırman gerekecek kadar günah işliyorsun. Yani ben bunun sonra araştırdım, neden böyle ifade ediliyor, neden böyle bir 7 cami falan şey olmuş. İşte Balkanlardan gelirken o kadar çok açlık, sefalet çekmişler ki israfa Evet. tahammülleri yok. O tahammülsüzlüğü de çok büyük bir günah kisvesiyle bertaraf ediyorlar. Yani israfın önüne öyle geçmeye çalışıyorlar. O açlığı Aynen. unutturmamak için. Caydırıcılık için aynen öyle. Çünkü Evet. hakikaten çok büyük sıkıntılar çekmişler. Bir de şeyler var. Hocam da çok iyi bilir. İşte buradaki malınızın karşılığını orada alacaksınız. Buradan istediğinizi oraya götüreceksiniz. İsterseniz burada satıp parasını alıp gideceksiniz. Anlaşmalarda çok şeyler var ama yazık ki insanların yaşadıkları bunların çok dışında şeylerdi. Evet. Bu nedenle de açlık, kıtlık, sefalet, yokluk. Bir de farklı biriymiş gibi bakılma, başka bir coğrafyadan geldiği için sanki bizden değilmiş gibi dışlanma olayları vesaire insanların yaşadıkları çok zordu. Siz de görmüşsünüzdür Bilge Hocam, değil mi? Evet. Mesela Sine Saf romanında bunu dile getirir. Bir pirinç tanesi atmamanın ve bunun kendilerinin, Giritliler çok cimridir diye söylenmiş. Onu da orada söylüyor. O kadar çok yokluk çektik ki diyor. Hakikaten buraya gelen dış Türklerde de biz bunu gördük. Kazan'dan, Kırım'dan veya başka bir yerden gelen Türk o kadar çok yokluk çekmiş ki hep cimri diye adı çıkar, bir şeyi atmaz, ufak bir şeyi atmaz. Onların psikolojilerini bilmek lazım. Neleri feda ettiler de geldiler. Romanları okurken ve bu kitabı hazırlarken beni en çok çalışmadan geri koyan da kitapta yaşadığım, romanlarda yaşadığım gaflet, soykırım ve bizim tarafın bunun fark etmemesi, yani komşusundan bir kötülük ummaması, hala romana da o girmiş. Gözünüz göre göre bunu gittiğini görüyorsunuz. Ben dedim bunu bitiremeyeceğim. Yani o kadar büyük acı çektim ki zaman zaman terk etmek zorunda kaldım. Bilal Şimşir o kitapta
o Rumeli'den Türk göçlerinde 200 sayfalık bir girişi vardır. Orada bir şey anlatır. Bir Nenko adında bir Bulgar çiftçi gelmiş, mutasarrıf zannediyorum Aziz Paşa ona haber vermiş. 93 Harbi'nden önce, yani ben 93 Harbi demeyi tercih ediyorum. Çünkü bunun da bir şeyi var, çağrışımı var. Yani 1877-78 Harbi bu. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı bu. 76'da başlıyor Bulgarların isyanıyla. İlk büyük isyan o zaman oluyor, Bulgar isyanı. O zaman Nenko Türk makamlarını uyarıyor. Diyor ki böyle böyle bir hazırlık var. Anlatıyor Türk makamlarına. Türk makamları inanmıyor. Ve bir hafta sonra onlar Türk köylerini doğramaya başlıyorlar. Ben bunu romanlarda gördüm. İki romanda rastladım buna. Bir de şunu yaptım kitabı hazırlarken. Romanlarda bazı şeyler gerçek midir, değil midir, onu tarihten tespit etmeye çalıştım. Edemedimse kullanmadım. Yani ben çünkü kurgu üzerinden gitmedim. Romanlardaki yaşanmışlıklar üzerinden gitmeye çalıştım. Bu Nenko'da iki romanda vardı. Birebir gerçek olduğunu maalesef ve bizim ayakta uyuduğunu gördüm. Bizim vali İstanbul'a da bildiriyorlar. Olmaz böyle şey diyor. Aynı şey Balkan Savaşı'nda yaşanıyor. Balkan Savaşı'nda bunu da bir Kosovalı yazardan okudum. O kitaplar yok Türkiye'de. Geliyor, anlatıyor. Cevap şu. Bir azınlığın şahitliği, bir Türk Müslümanın şahitliği etmez. 4 kişi olması lazım. Veya 2 kişi olması lazım. 2 kişinin şahitliği geçerli diye. Orada da aynı kesme doğrama işlemleri yapılıyor. Maalesef. Hocam galiba bu şeyde hani komşusunun kendisine zarar verebileceği ihtimalini aklının ucuna getirememesinde galiba millet olarak bir karakteristik özelliğimizden kaynaklanıyor. Devleti çok çok güveniyoruz. Yani devletin arkamızda duracağına, bizi koruyup kollayacağına çok güveniyoruz. Galiba o güven duygusu nedeniyle biraz da bu kadar çok mağduriyet yaşanmış o dönemde. Sadece o değil. Ahmet Hoca ile de sık sık konuşuruz. Göktürklerden de bana çok şey anlatıyor. Bu aynı anekdotları, benzer şeyleri orada görmek mümkün. Bizim yapımızdan kaynaklanıyor. İnanmak, unutmak, hoş görmek. Bu zayıf dönemlerimizde bu bizi batıracak kadar öne çıkıyor. Ama kuvvetli dönemlerimizde, yükselme döneminde veya işte Bilge Kağan döneminde bu sadece iyi bir vasıf olarak devam ediyor. Yükselme döneminde Yılmaz Öztun'a der ki 29 sayıyı da yanlış söylüyor olabilirim. Batı devleti bir araya gelirler, Osmanlı Devleti'ni yenemezlerdi. Ama 19. yüzyılda bu devletlerden bir tanesiyle bile başa çıkamayacak hale geldi Osmanlı Devleti. Yani Türkiye Devleti, Türk Devleti diyor o. Ama işte demin dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti ile karıştığı yerlerde ben de Osmanlı'yı tercih ettim. Evet. Hocam bir de şey var, bu İskan döneminde biz onların yaşadığı zulümleri sona erdiren bir ele geçiriş yaptık onlarda. Yani insanları rahat bıraktık. İşte vergilerle veya işte din değiştirme savaşlarıyla kendi işlerinde uğraşırlarken bizim dönemimizde çok rahat ettiler. Hani biz bu kadar bize sevgi dolu, hatta kapılarını kendileri açan şehirler vardı. Öyle. Hani bu kadar içtenlikle karşılandık, bu kadar iyi bir aramız var, biz onlara kötülük yapmadık ya. Türk olarak bu bizim saf, masum tarafımız bu kötülüğün onlardan geleceğini biraz da bundan beklemedi bence.
Çünkü biz onlara girdiğimizde bir kötülükte bulunmadık. Başka sebepleri de var. Batı'da Katolik ve Ortodoks arasında büyük bir çatışma var. Katolikler Ortodoksları yok ediyorlar. Hatta evet. İstanbul'un işgal, İstanbul'un alınması, fethi sırasında bu sözü bilirsiniz. Burada bir Katolik şeyi görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim. Türkler onlar, Türk sarığı görmeyi tercih ederim diyor. Kuruluş ve yükseliş dönemlerinde Ortodoks olan, çoğunlukla Ortodoks Balkanlar şeyi tercih ediyorlar. Türk yönetimini tercih ediyorlar. Hatta Yıldırım'la Timur'un savaşı dolayısıyla Osmanlı Devleti yıkılıyor. Ve Anadolu'da beylikler meydana geliyor. Rumeli parçalanmıyor. Rumeli'de ayrılmıyorlar. Ve o zamanki seyyahlar, bu Uzun Çarşılı'da var. Ben oradan okudum. Seyyahlar Türklerin çok medeni olduklarını yazıyorlar. Çok bilgili olduklarını yazıyorlar. Giyimlerini yazıyor bir Fransız seyyahı. Onlar nasıl giyiniyorlar? Bulgarlar nasıl giyiniyorlar? Çıplak geziyorlarmış. Ayakları çıplak geziyorlarmış. Ben bunları da biraz aldım o kitapta. Dipnot olarak falan yer vermiştim. Evet, tabii var. Ondan sonra yani her şey biz değişiyor. Daha geriye demek düşüyoruz. Ki bir toplum, demek ki bir toplum kendine bakmazsa, bir insan eğitimini sağlayamazsa, ilerlemeyi sağlayamazsa, bu çöküş herkes için geçerli. Bütün toplumlar ve bütün insanlar için geçerli. Maalesef öyle. Kaçınılmaz, ne yazık ki. Evet. Peki hocam, bu Balkanlar özelinde aslında Avrupa coğrafyasındaki Türklerin yaşadığı sorunlar, savaşlar, göçler, bunları değerlendirdiğinizde siz de yani edebiyat sahası içerisinde değerlendirdiğinizde eksik olarak bir şey gördünüz mü? Ya da bugüne yönelik size göre bu incelemeyi yapmanın katkıları ne oldu? Ne olacak geleceğe yönelik? Şimdi tabii bizde roman ilerlememişti. Bunlar unutulmuştu, unutulmuş görünüyordu. Ama şimdi için böyle bir eksiklik olduğunu söyleyemem. Ancak tabii şaheserlerin yazılması gerekir. Şaheserler de ancak bu dönemi geçirdikten sonra yazılabilir. İngiliz romanı, Batı romanının tarihine baktığımız zaman 19. yüzyılda şaheserleri verdiğini görüyoruz. Batı romanının. İngiliz romanında, Fransız romanında. Ama bunun bir geçmişi var. 18. yüzyılda, bunun temeli 18. yüzyılda İngiliz romanının çok ve çeşitli örnekler yazması. Orta seviyede olan bu örnekler daha sonra büyük eserlerin yaratılmasına bir basamak teşkil ediyor. Aynı şey gibi görüyorum. Ben şimdiki bu ilerlemeyi de bu basamak gibi görüyorum. Ve bugün için yazılıyor. Ben okuyamadım hepsini de. Polisiye var, fantastik roman var, bilim kurgu romanı var. Ama toplumun uyanması herhalde bundan bir aşama daha sonra olacak. Yani konuyu siyasileştirmeden aslında şuraya getirmek istemiştim. Şimdi hem Atatürk özelinde hem de evladı Fatihan dediğimiz Balkan Türklüğü üzerinde ülkemizde ciddi bir ötekileştirici ve nefret söylemi oluyor. İşte onların Türk olmadığı, dönme olduğu, devşirilme olduğu, göçmen olduğu, çok böyle iç açıcı olmayan, hoş olmayan söylemler dile getiriliyor. Ama siz bunu geniş manada incelemiş biri olarak Türkiye'deki bu ötekileştirici, nefret söylemi, ayrıştırıcı dilin
yeşermiş olmasını edebiyat sahası içerisinde değerlendirirseniz neye bağlıyorsunuz? Yani yeterince anlatılamadı mı, tanıtılamadı mı? Bunun Ne bir eksik kaldı? ötekileştirme olduğunu düşünmüyorum ben. Sizin gibi Hayır. düşünmüyorum. Şey Çünkü olarak yani pek çok ailenin bir ferdi Rumeli'den geliyor. Yani o kadar yayılmış, o kadar umumileşmiş ki sizin ailenizden geldiğini evet. söylediniz. Benim de babaannem Bulgaristan göçmeni. Ama tabii ben onu yaşadığım zamanlar bunları bilmiyordum. Bu şeylerden haberim yoktu. Yok, zaman zaman ülkemizde böyle özellikle Balkan Oluyor. Türklüğü ile ilgili ben onu kastetmiştim. Hani Evet, ötekileştirici nefret maalesef. söylemi derken onu Maalesef kastetmiştim. oluyor. Yeterince Maalesef. anlatamadığımız için mi oluyor bu? Hayır. Yeterince orta tahsil olmadığı için oluyor. Bütün bu bilgiler orta öğretimde verilir. Verilmelidir. Atatürk devrinin ayrımı böyle değildi. Eğitim programını değiştirdiğimiz için oluyor bütün bunlar. Ve doğru bilenler eğitimden geçmedikleri için, kendi bilgilerinden emin olamadıkları için ötekileri bastıramıyorlar. Bilgisizlikten kaynaklanıyor tamamen. Vallahi hocam, Yoksa anneannem beni Degidi'nin Giritlisi diye severdi. Biz de Girit göçmeniyiz. Degidi'nin Giritlisi, inada bak işte derdi görüyor çocukken, musun? anlamazdım. Evet, sonradan anladım. Hatta az önce Evet. pirinç dediniz ya, bizde de pilav yapılırken o bir tek taneyi kaçırırsan ya da yerken tabağında bırakırsan 40 gün düğün ertelenmişliği vardır. Tek bir pirinç tanesinin ardından derdi Evet. anneannem rahmetli. İsraf Evet. etme. Evet, düğün kurulmuş, tam düğün için pilav yapılırken yeni gelinlerden bir tanesi pirincin bir tanesini düşürmüş süzerken. O pirinci bulana kadar düğün tam 40 gün beklemiş, yapılmamış. Ondan sonra ben de eşyalarımdan kolay vazgeçemem, atamam, satamam, saklarım. Hep onu derlerdi. Seni gidi Pinti Giritli, seni gidi inat Giritli. Arkadaş ne Giritli ne Giritli. Tabii yaş kemale erince, biraz okumaya başlayınca o zaman çözdüm. Meğer sen bizim inat Girit'tenmiş, öyle dediler. Bir de hocam, ben doğal yaşantı içerisinde özellikle bu Rumeli göçmenlerinin doğaya çok önem verdiklerini gözlemliyorum. Yani gezdiğim köylerde ciddi bir meyve dikme, işte gül dikme, böyle ciddi bir, hani derler ya, dikili ağacım olsun. O Evet. şeyi çok içleştirmişler ve ısrarla meyve ve şey dikmeye çok gayret ediyorlar. Siz buna dair, yani bu doğadaki, doğaya karşı tutuma dair romanlarda bir şey gözlemleyebildiniz mi? Ya da sizce bunun nedeni nedir? Yurt edinme arzusu mu? Geride Var. bırakılan vatan mı? Ne yani sizce bunun şeyi? Hem vatan yapma arzusu hem de Osmanlı, şimdi ben bunu söyleyeceğim ama böyle bir ayrım da yapmak istemiyorum. Ama yani doğrusunun da bu olduğunu gördüğüm için söyleyeceğim. Osmanlı Rumeli'ye çok yatırım yaptı. Anadolu'yu ihmal etti. Evet. Ve Rumeli'deki insanlar bir ikinci sebebi var. Orada azınlıklarla birlikte yaşıyorlardı. Avrupa'daydılar. Daha ileri, daha eğitimli, daha medeni bir çevrede oldular. Ve Anadolu'ya göre bağnaz ve mütaassıp olmadılar. Açık fikirli oldular. Bir vatan yapma şeyi, arzusu biraz bundan kaynaklanıyor. Her yere bir de güzellik arzusundan kaynaklanıyor. Daha eğitimli, daha iyi yetişmiş olmalarından. Ama Anadolu o kadar çok ihmal edildi ki yokluk içinde kaldı. Anadolu pirinci bile kullanamadı yüzyıllar boyu. Onun yerine bulguru kullandı ve bulgur üzerinden geliştirdi bütün yemeklerini. İstiklal Savaşı'nı kazandıktan sonraki resimleri gördünüz. Nasıl bir ülke üzerinde o devrimler yapıldı, o
aşı gönderildi. Çin'e aşı gönderdik. Ondan sonra şeker fabrikası kurduk. Ne büyük mucizedir bunlar. Yani o geri ve her şeyini 12 senelik savaşa vermiş insan. Bir de 12 sene savaş durmadı. 1911'de başladı, 1922'de bitti. Savaşlar arka arkaya geldi ve o yokluk içinde mucizeler yaratıldı. Yani evet. İnsanların ve toplumların hiçbir mazereti yok aslında. Şunu yapamadım, buna içim el vermedi, buna gücüm yetmedi demeye. Madem ki o yokluk içinde, tabii bir Atatürk vardı o zaman. O yokluk içinde onlar yaratılıyor. O zaman her zaman insan kendi eksiklerini veya toplum kendi eksikliklerini bertaraf edebilir. Almanya 1939'dan 1945'e kadar savaş içindeydi. Almanya'yı durdurabilmek için yerle yeksan ettiler ve bitti Almanya. Orada yaşayan Azeri dostlarımız anlattılar. 2 sene içinde kalkınmış ve 1960'da bizden işçi çağırdı, biliyorsunuz. Yani toplumların kalkınmak için bir mazeretleri yok. Eğer bir şey varsa o kendilerinde, bir ileri iki geri veya geçmişi tam olarak hazmedememek, bilememek. Bizlerin öğrettiği şeyler aslında Batılıların ilkokuldan itibaren her milletin, İngiliz'in, Fransız'ın, Alman'ın, her milletin ilkokuldan itibaren orta öğretimde verdiği genel, tabii kendi değerleridir. Bir İngiliz için en önemlisi İngiliz olmaktır. İngiliz menfaatlerini korumaktır. Ve İngiliz'im demektir. Neden Türk'üm demek kötü olsun, yasak olsun, geçmişini bilmesin? Yani bizim yaptığımız şeyler, bizim üzerinde ısrarla durduğumuz şeyler, öyle biz itham edildiğimiz gibi faşistlik falan değil, gerçekler. Bunları kavrayabilmek için de bir orta öğretim şart, sağlam bir orta öğretim. Atatürk'ün direktifinde yol göstericiliğiyle o zaman çok sağlam kitaplar yazıldı. Ve o devrin insanları, o devirde Atatürk döneminde yetişmiş olan aydınlar, daha sonra pek çok yerlere sapabilecek ölçüde olan gelişmeleri tutabildiler. Sağlamdı değerleri çünkü. Onun için şimdi bugün bize dediğiniz gibi onlar Türk bile değil denildiği zaman, Giritlilere öyle deniyor mesela. Giritçe konuşuyorlar, Giritçe diye karışık bir dil konuşuyorlar. Rumca ile Osmanlıca arası. Onlar Türk değil. İyi, ama oradan Türk oldukları için ayrılmak zorunda kalıyorlar. Şimdi onların Giritçe konuşmalarının da sebebi var. Baştan beri konuşmuyorlarmış. Ali Paşa 1871'de öldü. 1871'den birkaç sene önce Girit meselesini halletmek için oraya gidiyor ve oradaki Rumlara bazı haklar tanıyor. Halepa Anlaşması diye bir anlaşma var. Bu anlaşmayla Türkçe yasaklanıyor orada. Bundan dolayı Türkçe bilmiyor Giritlilerin yeni nesilleri. Yani bundan önceki atalarının konuştuklarını, büyük annelerinin konuştukları değil. Rumca konuşuyorlar. Rumca da değil, Girit Osmanlıcası denilen, Girit Rumcası denilen, Yunanlıların bile anlamadığı bir dilmiş o. Ondan sonra buradaki Anadolulular onları benimsemiyor, Rumca konuşuyorlar diye. Fakat orada da ölmemek için kaçmışlar, onları öldürüyorlar. Bütün bunların bilmek için de sağlam bir orta öğretim şart. O olmadan bir şey olmaz. Yani orta öğretimde sağlam ve gerçek bir tarih okutmadıkça, kimlik vermedikçe olmaz. Atatürk diyor ki, biz diyor medeniyeti yakalamayacağız. Medeniyetin en üst seviyesine çıkacağız. Ama bunu yaparken doğrulardan ve gerçeklerden ayrılmayacağız. Bu doğrular ve gerçekler
bizi acıtsa bile biz bunları devam etmek zorundayız. Bu yoldan gideceğiz diyor. Peki hocam, bütün bu gelişmeler eşliğinde okuduğunuz eserler çerçevesinde bugün biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak gönül coğrafyamız Balkanlara, işte Yunanistan'daki Türklere nasıl yaklaşmalıyız? Nasıl bir iletişim dili kullanmalıyız? Onlara karşı tutumumuz nasıl olmalı? Yani siyasi hedefi kastetmiyorum, kültürel boyutunu soruyorum. Kültürel olarak orada yapılanları takip etmek lazım. Çıkan dergileri, gazeteleri bilmek lazım. Kültürel bir iletişim kurmak lazım. Ama siyasi olarak da bir takım dünyadaki sınırların dışındaki Türklerin varlığını bilmek, nerelerde var olduklarını bilmek ve ona göre bir politika izlemek lazım siyasi bağlamda. Kültürel olarak da iletişim kurmak mutlaka takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Ama yok tabii, saymamak gerekir belki de hocam. Siyasi bağlam olmadıkça da diğer konular fazla gelişmez. Yine bir dergi öteki dergiyle tanışabilir. Şahsi bir takım temaslar olabilir. Fakat bugün bunlar yapılıyor. Yani pandemiden önce bunlar yakın ve sıkı ilişkiler yapıldı. Balkanlar üzerinde pek çok sempozyum yapıldı. Oldukça hareketliydi. Mesela bu Balkan sempozyumları var ya hocam. Balkan sempozyumlarında hoca olan olmayan birçok insan katılabiliyor. Bu coğrafyada yaşamış, o coğrafyaya dair yaşanmışlıkları olan. Bir Bulgar Türk'ü beyefendiyle tanıştım sempozyumun birinde. Bulgaristan Türk'ü demiştim tek bir cümlede, diğerlerinde değil. Yanıma geldi, dedi ki bizi, dedi, tekrar aynı acılara sürüklemek istemiyorsan sakın Bulgaristan Türk'ü deme bize, dedi. Bulgar Türk'ü de deme, dedi. Türk de bize, dedi. Biz Bulgaristan'da yaşayan ama Bulgar halkın kabul etmediği, sonra Türkiye'ye gelen ama Türkiye'deki halkın da yadırgadığı ama öz ve öz Türk olan insanlarız, dedi. Doğru. Yani ayakta ağlayacaktım bugün. O kadar içime dokundu ki, biz birçok şeyin farkında değiliz ama oldukları yerde istenmiyorlar. Bu tarafa gönderiliyorlar. Doğru. Vatansız kalıyorlar. Burada da dışlanıyorlar. Bizden değilsiniz deyip vatansız kalıyorlar. Aslında çok kucak açmamız gereken, bize neyi var neyi yoksa verecek bir halka biz sırtımızı bir süre dönmüş bir ülkeyiz ne yazık ki. Sonra diyorlar ki işte göçmenler çok çalışkan. Olmak zorundalar. Başka türlü tutunamazlar ki burada zaten. Bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Evet. Çünkü onlar çalışmayı, Türk olmayı, Türk kimliğini taşımayı, zulüm görmeyi öğrenmişler. Öğrenmişler, yaşamışlar orada. Onun üzerine. Biz bu dış Türkler için bütün Türk dünyası için geçerli. 1974'tü zannediyorum. Bir Türk kültürünün bir projesi olarak Kazak Türklerinin bir köyüne gittik. Köy de bir Kazak köyüydü. Konya'nın yakınlarındaki köylerden biriydi. Köyde muhtarın evine gittik. Bir taraftan da çekim şey yapılıyor. O zaman çekim yok, ses kaydı yapılıyor. Köy muhtarının evinde Zeki Velidi Toga'nın kitabı açık vaziyette duruyordu. Açık okuyor yani adam. Şimdi bu herhalde pek çok şeyi gösterir size. Yani adam, evet, köylü, tahsili var mı yok mu bilmiyorum. Okuma yazma biliyor. Ama Zeki Velidi Toga'nın tarih kitabını okuyor ve biliyor tarihi. İşte bizim bunları öğretmemiz lazım. Bunları bildikten sonra sorun yok. Çünkü Atatürk'ün o 15 yıllık döneminde bunlar yapıldı, yapılmış. Ve biz de o kitaplara bakarak bunları görüyoruz, yapıldığını görüyoruz. Zor bir şey değil. Rusya yapıyor, Ruslar yapıyor, Çinliler yapıyor. Yani bunu sadece Batı değil,
Koreliler yapıyor. Neden biz yapamayalım? Biz de yaptık ama işte kesintiye uğruyor. Yani şimdi lise tahsilini kolaylaştırmak gibi bir şey olabilir mi? Ortaokul tahsilini kolaylaştırmak. İşte böyle olur en sonunda. Böyle olur. En bilinen şeyleri bilmeyecek hale gelir toplum, yayılır. O Çılgın Türklerin yazarı diyor ki, Turgut Özakman. Turgut Özakman, adını unuttum başında. Ben bu kitabı neden yazdım diyor. Çünkü diyor, milli mücadelenin bir ruhu vardı diyor. Milli mücadelenin ruhunu, yavaş yavaş o ruh kayboldu diyor. Gençler, genç nesiller bunu bilmiyor diyor. Kendisi 85 yaşında vefat ettiğine göre genç nesiller katlanarak gidiyor. Şimdi gidiyor orta yaşlılar, orta nesiller de bilmiyor diyor. Dolayısıyla diyor bu bilmeyenler diyor katlandı katlandı ve çoğunluk haline geldi. Ben bunu diyor o basit bir savaş değil o diyor. Basit bir şey değil diyor. Çok güzel izah ediyor. Gerçekten o kitabı okur, o cümle üzerinde de bir düşünürseniz gittikçe katlana katlana derslerin kolaylaştırılması, bu her devirde 1950'den itibaren yapılan bir şey bu. Derslerin kolaylaştırılması, bazı şeylerin müfredattan kaldırılması, gittikçe kolay olsun, basit olsun diye diye biz herhangi bir milletin aydınıyla bizim aydınımız aynı seviyede olmamaya başladı. Bizim aydınımız hiçbir şey bilmiyor, kendi milleti hakkında kimliğini kavramamış, genel olarak söylüyorum. Ama başka aydın ilkokul döneminden itibaren, öncesinden itibaren yetişiyordu. İspanya'dayız, geziyoruz. Biz turistik seyahate gittik. Madrid'de bir kilise geziyoruz. Bir şey gezdik. Yanında da bir kütüphane vardı. Onu geziyoruz. 5 yaşındaki okul öncesi çocuklarını getirmişler oraya. Kocaman böyle büyük bir sınıf kadar. Onların kendi değerlerine, kendi dini ve milli görüntülerine, oradaki yaklaşımlarını, oradaki söylenenleri gördük. Yani gözle görmek, yani İspanyolca bilmek gerekmiyor. Gözle görmek kafi geliyor. Kimlik küçük yaştan itibaren başlıyor, kimlik. Ama ilkokul, ortaokul, lisede bunun temeli ve doğruları veriliyor, derinliği veriliyor. İlmiye dayanarak veriliyor. Tam Atatürk'ün söylediği gibi. Çözümün cevabı bu. Hepsinin çözümünün cevabı bu. Eğer bu yapılırsa 10 sene sonra çok farklı bir dünyayla karşılaşabiliriz. Bunun yapılması ama kesintisiz olarak yapılması ve bundan taviz verilmemesi gerekiyor. Haklısınız hocam. Son olarak ben size İnşallah bir hocam. kendi adıma bir şey sormak istiyorum. Neden bir vatan kaybettiler? Neden? Şimdi ben bu İsim olarak neden? kitabı yazdım. Büyüdü, gelişti kitap. Aslında 700 sayfa oldu kitap. Atatürk de vardı bunun içinde. Fakat onu çıkardım ben. 700 sayfalık kitap yazmak istemiyordum. Okunmaz çünkü. Ondan sonra Atatürk ayrı bir kitap oluyor şimdi. Konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bazen Ahmet'le tartışıyoruz. Sonra dedi ki, bu madem dedi sonuna geldik. Madem dedi böyle oldu dedi, sen buna dedi doğru dürüst bir isim bulmak lazım. Yani Rumeli ile ilgili romanların incelenmesi yetmez dedi. Bir isim bulmak lazım dedi. İyi o zaman düşün sen de dedim. Ben de düşünüyorum bir taraftan. Ondan epey bir sonra isim benim aklıma geldi. Bir vatan kaybettiler diye koyduktan sonra baktım herkes beğendi. Onun üzerine değiştirmedim. Vatan, büyük bir vatan, Osmanlı Devleti'nin, yani Türk Devleti'nin, Osmanlı adı Kesinlikle. altındaki Türk Devleti'nin önemli ve esas vatanıydı. Tabii. Aslında kitapta kullandığınız Türkiye ifadesini
çok net açıyor, bir vatan kaybettiler. Yani kitap adıyla beraber çok çok güzel olmuş. Tekrar tekrar ellerinize sağlık hocam. Sizin dediğiniz gibi çok bilinmeyen yazarların da tercih edilmiş olması aslında bizim ufkumuzu da açtı. Yani bu alanda daha farklı anlatılar, işte insanların dikkatini çekeceği daha farklı alanlar olduğunu gördük. Çok teşekkür ediyorum kendi adıma böyle bir eserle bizi bir araya getirdiğiniz için. Bu sayede birçok bilinmeyen veya unutulan yaşanmışlığın da ortaya çıktığına inanıyorum ben. Tekrar tekrar elinize, kolunuza, kaleminize sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Konuya gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Yani Hocam ben konuyu. de çok teşekkür ederim. Sözünüzü böldüm ama konuyu bağlamak istiyorum. Onun için bölmüş oldum. Kusura bakmayın. Tabii ki. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Bir Vatan Kaybettiler ile aslında bizim zihnimizdeki bölünmüşlüğün fotoğrafını da çeken bir çalışma olmuş. O zihnimizdeki bölünmüşlüğü ortadan kaldıran kavramları, tarihi, bilgimizi, hatta kendimizi ve kendi bakış açımızı sorgulatan bu kıymetli eser için çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak toparlamak isterseniz, kitabınızla ilgili nasıl bir değerlendirmede bulunmak istersiniz? Bu kitapla romanların önemi ve hayatı yaptığını Halit Ziya öyle der, Kenan Akyüz aktarır bunu. Hayatı romanlar yapıyor der. Hakikaten buna dair pek çok söz görüyorum, okuduk. Bütün yazarlar romanların önemine dikkati çekmişlerdir. Bu vesileyle hem yazarlara hem romanlara dikkatin çekilmesi iyi bir şey. Bir de tabii bu konuya bu konunun vurgulanması ve insanların bu konuya yönelmesini sağladımsa, eğer bu kitap vasıtasıyla bu sağlandıysa, ben de tabii çok memnun olurum ve kitaptan her bahsedildiği zaman da Rumeli adına bir heyecan duyuyorum. Yani bunun devamını isterim, çünkü Rumeli unutulmaması gereken bir kültür varlığı diyelim, toprak olarak da ama kültür olarak da bugün hala hepimizin ailelerinde olduğuna göre, oradan bir damar olduğuna göre Türkiye'yi yapan ve kültür bakımından besleyen çok önemli bir damarı bir kere daha tekrarlamış oldum. Aslında hocam birçoğumuz E-Devlet'ten soy ağacımızı incelediğimiz zaman Balkan işte Üsküp, Ragova, Makedonya çıkmıyor. Nüfus kaydımız Rumili olarak yazıyor. Rumili yani istesek de ne hafızalarımızdan Evet. silinebilir ne arşivlerimizden silinebilir ne de geçmişimizden silinebilir. Demet Hanım ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yoksa ben bu kitaptan en çok beğendiğim bölümle bu kitabın ilk bölümünü sonlandırmak istiyorum. Vallahi ekleyeceğim bir bölüm yok ama benim de sadece çok etkilendiğim bir ifade var. Hocam onu bir kitaptan almış. Çok kısa izninizle ona bir Tabii değinebilir tabii. miyim? Yani Tabii. şöyle deniliyor kısaca. Bursa ile Saraybosna sokaklarının birbirine çok benzediğinden bahsediliyor. Kitabın 299. sayfası Nereye Yüreğim adlı romanın incelenmesinde. Diyor ki milletçe yaşanan bütün bu üzüntülerden, acılardan ve kayıplardan sonra evleri bir sessizliğin sardığı belirtilir. Değişik psikolojik durumların işareti olan bu sessizlik çeşitleri şöyle demiş hocam ve kitaptan alıntı yapmış. Aynen okuyorum. Balkan Savaşı yıllarında evi saran korkulu sessizlik, sonra şehit çocuğuna yakıştırılan soylu sessizlik, müteakerede bilinmezliklerle dolu sessizlik, işgal döneminde zorunlu sessizlik. Hepsinin ötesinde yoksulluğun simgesi sessizlik. İşte susturulmuş bir halk, içine kapanmaya mahkum edilmiş bir halka yakıştırılan çeşit çeşit sessizlikler böyle ifade edilmiş kitapta. İnanılmaz etkilendi. İnanılmaz hoşuma gitti. Evet. İnanılmaz, inanılmaz Evet. etkilendim Çok hocam. beğendim. Kaleminize sağlık. Çok güzel bir yere almışsınız. Selma Fındıklı'nın, ama onu da çok genç kaybettik.
biliyorsunuz. Evet. Yazık ki. Ben de hocam aslında bir dönemi değerlendiriyor ama nedense ben bugünle çok özdeşleştirdim bu kısmı. Hele de hocamızın eğitimin içinin boşaltılması, aydınımızın bilgi seviyesinin düşüklüğü vurgularından sonra çok daha bir anlam ifade etti benim için. Kitaptan en beğendiğim bölümlerden biri burası. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir ana vatan mefhumunun olmaması Avrupa devletlerinin yaptığı gibi devletin ana vatan ve çeşitli derecelerde sömürgeler şeklinde mütalaa edilmemesi esasen fikir akımlarını dengeli ve tesirli bir şekilde kullanmayı imkansız kılıyordu. Tıpkı bugün ülkemizdeki yaşananlar gibi. Ve yine bu din kaybedilmiş, Mohaç, Batucina ve Niş bozgunları olmuş, Atina, Eğri, Belgrad düşmüş, ihtilal yaşanmış, 4. Mehmet tahttan indirilmiştir. Erdel'de Türk hakimiyetinin son bulması da bu devrededir. Bazı önemli yerler sonradan geri alınsa da artık Türkiye devleti için çöküş başlamıştır. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri ise aşağıda ifade edildiği gibi ordunun kin, kıskançlık ve itaatsizlik ile bozulmuş olmasıdır. Ben bu konuyu bugüne bağdaştırdığımda çok önemli bir sloganımız var. Orduya ve camiye Kışlaya ve camiye siyaset sokmayalım diye. Hocam bunu çok güzel bir anlatıyla özetlemiş. Yani kitap yine yazıldığı dönemde kalmamış. Her haliyle buram buram ben bugünün izlerini taşıyorum diyor. Elinize emeğinize sağlık hocam. İnşallah ikinci... O da zannediyorum tarihçilerden birinin yorumunun özeti, Evet. Yılmaz Öztunan'ın galiba. Evet hocam. Evet. Evet. Ya ben bu kısma bayıldım yani kitap yazıldığı dönemden çıkmış tamamen uyarlayın bugüne hiçbir şey değişmiyor. Yani kişileri değiştirin, Evet. olayları Evet. değiştirin ama ana mefhum aynı. Her devir için bunu söyleyebiliriz. Yani Evet. aslında tekrarlanıyor, insanlar tekrarlanıyor, olaylar tekrarlanıyor, fikirler tekrarlanıyor ama insanlar hataları aynı yerlerde yapıyorlar. Her devir için işte tarih tekerrürden ibarettir sözü de bundan kaynaklanıyor. İbret alınsaydı tekerrür mü ederdi diyor Akif. Hiç ibret alınsaydı tarih tekerrür mü ederdi diyor. İbret alınmadığı için aynı şekilde devam ediyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli ve çok değerli bilgiler Ben teşekkür paylaştınız. ederim. Yani yarınlara da miras olacak tavsiyelerde bulundunuz. Çok çok tekrar teşekkür Yarınlara ediyorum. mirasımız sizlersiniz. Sizler ve sizden sonra geleceklerdir. İnşallah hocam. İnşallah hocam. İnşallah. Sağ olun tekrar. Hoş geldiniz. Güle güle. Bir kitaphane sohbetleri programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümde bu kitabın içeriğini Demet Yener ile birlikte romanlar bazında enine boyuna irdeleyeceğiz. Size de çok farklı bakış açıları kazandıracağını ve farklı düşüncelere, farklı konulara ilgi duymaya sevk edeceğini umarak şimdilik hoşça kalın diyoruz.